biz ilan etmedik mi geçen hafta? Değil mi? Etmedik değil mi? Yok. Etmedik değil mi? Sitede yazmadık. Aslan etmek lazım. 9'a mı aldı? Artık 9. Millete de yazık tabii demeden. Zaten bir kısmı diyor ki yemek yemeden geliyoruz diye. Yani bir kısmı dişten çıkıyoruz diye. 9-15 geç oluyor ya. Bu sefer uzağa gidiyorlar. Çorlu'dan geliyor, şuradan geliyor. Adapazarı'ndan gelenler. Sen Maraş'tan mı geldin? Sen Arkim ha? Ben abi. Ha. Yok abi, Eyüp'ten. Eyüp'ten mi? He. Beraber mi geldin? Tamam. Şimdi Maraş'ta birisi vardı, aynı sana benziyordu. Elbise. Ne yapalım? Yetişirler inşallah. Suç bizim. İlan etmeden başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa yusabihu bihamdi. Bismihi subhanehu. Mektubat, 29. mektup, 1. kısım, 393. sayfa, 6. nükte. 29. mektup, 1. kısım, 6. nükte. Yani kitapları tutmayanlar için söyledim. Dersimiz, zahirde bir cemaat işlenirken cemaatin cemaat ne demektir diye, cemaat olmak. İçsel sistemden biraz bahsetmek istiyorum eğer muvaffak olabilirsem. 6. nükte, zahirde bir dış dünya anlatıyor. Ama satırın içerisine batını koymuş. 6. nükte, bu manayı tenvir için, nurlandırmak için, kendi başımdan geçmiş nurlu bir hali ve hakikatli bir hayali söylüyor. Ustadın başına geçmiş bir hadisi var. Onu içerikleriyle sistem olarak onunla bize söylenmesi gerekenleri söylemeye çalışacak. Kur'an'da da peygamber kısaları gibi. Şöyle ki bir vakit İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn de ki, ne demek? İyyâke na'budu, biz sana kulluk ederiz. Ve İyyâke nestaîn, yardım isteriz değil mi? Biz yalnız sana ibadet ettiğimiz için yalnız senden yardım isteme hakkımız da var. Hakkımız derken naz makam, yani sana ibadet ederiz, senden yardım isteriz. De ki, bunu söyleyen kişi tek. İyyâke na'budu na biz. Oysa diyen ben. Konu bu. Nun'la ders yapacağız. Nun harfi. Nun harfini tabiatından girsek belki bir saatimiz alır. Bunu merak edeniniz varsa vesvese dersine girsin görsün. Vesveseyi vav sin ves ves e zel zel e, yani aynı şeyin tekrarı. Ves 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 tiki, ek getirilmiş. Zel zel, yani sarsıntın devamı. Vesvese de vav harfi ve sin harfinin tabiatından bahsedilmiş. Oradan manalandırılmış. Bir de bu çok merak ettiğim için nun harfini de orada işledim. Nun. Nun ne demektir diye şeceri filkatta gösterecektim ama bilgisayarımızda sorun olduğu için şey yapamadık. O bilgisayar değil, o çalışıyor, o da çalışıyor.
Yani onu gösterecektim. Şecer-i Fikat. Söyleyin abi. He? Söyleyin. Yani Şecer-i Fikat'tekine zihniniz varsa, zihninizde toparlayabiliyorsanız. Şimdi vacibül vücut alemi vardı böyle bir. B. B'nin üstünde. Bir de onun tersi vardı aşağıya. Evet efendim. Yani aynı şeyin buradaki şeyi, açılımı. Şimdi B'ye bile nokta. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, Kur'an Yasin'de, Yasin Fatiha'da, Fatiha Besmele'de, Besmele B'de ve noktada. Şimdi hatırlarsınız böyle vacibül vücut vardı, böyle. Bir de mahlukat vardı. Bu Allah ve mahlukat arasında bir berzah vardı. Mec'ul. Nokta. Bak şimdi şecer-i fikat hayal ederseniz böyle B. Nokta B. Tamam. Bu nokta aynı zamanda başkasının noktası. Bunun noktası. Şecer-i fikat da böyle ya. Bir B yukarıya bakıyor. Bir aşağıya bakıyor. Şimdi oradan aşağı inelim. Ana temadan iniyorum. Ana tema. Kabuk Hüseyin. Arşazam. Sonra abi. Lef-i Mahfuz. Daha şeye. Arş. Siddet-i Mutadi. Detay gitme. Cennet, cehennem. Daire-i ilim. Daire-i hayat. Hayat. Kürs. Kürs. Lef-i Mahfuz ispat. Sonra. Berzah. Gel ona gitmeden. O konumuz orada. Lef-i Mahfuz ispatla alim-i berzah arasında bir alem de var orada. En büyük küfe yakın tezgahı. Kaf nun. Kaf nun tezgahı. Nun. Buna gireceğiz yani. Ya sana şu telefonumu getirsene. Bari ondan şey yapayım. Hemen sen üzerinde. Bunu vereyim mi sana? Yok bir dakika. Peki. Ben meçhulde olanlarınız var. Meçhulde sen getir. Meçhulde olanlarınızı harflere atmışım. Nun harfini atmışım. Fotoğrafını çekmişim. İndiren meçhul grubuna attım. Nun. Nun'u bulursanız verin okuyayım. Tabiatını okuyayım. Dersen çıkarız ya. Peki. Çok şey olmasını istiyoruz ya. Çok şey anlatılmasını, çok şey kısa zamanda olmuyor. Yani Nun'a gireceğiz ya. İyâke na'budu'daki na'daki na'budu'daki nun. İyâke na'budu ve iyâke nes. Orada da ne? Nun harfinden olduğu için tabiatını tanımak için. Fakat girme. Ne zaman da abi? Ne zaman? Dün olabilir. Neyse sen bulursan nun harfi. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn de ki nûn-u mutekellim mal gayr düşündüm. Ve mutekellim vahdet sigasından nâbudu sigasına intikalin sebebini kalbim aradı. Yani sana biz yani ibadet ederiz ve yine biz senden yardım isteriz. Ama bunu namazda ben söylüyorum. Biz yok ki. Buldun mu abi? Evet. Allah razı olsun. Tamam mı? Hemen buldun. Ben şunu kapatayım çünkü orada açık. Burada rezil kepası oluruz ya. Şey mi abi? Mülk ve cebelik alemindendir diye. Mesela bak. Bir parça anlatacağım. Ha bu şey. Bu küçüğü. Peki. Küçüğü ama olsun. Küçüğü bile size yeter. Bir de detaylı anlatmış. Şey göndermiş. Nun ne demek? İyâke ne'abudu ve iyâke nesteyn'deki nasıl böyle tekili çoğul yapıyor? Ben namaz kılarken İyâke ne'abudu ve iyâke nesteyn ben derken ben olduğum halde biz diyorum. Onundan bir şey yapayım. Nun mülk ve ceberut alemindendir. Yolun sonu
gaye ona aittir. Tabiatı soğuk ve kuruluktur. Yani Kur'an'ın her bir harfi, Kur'an'daki tabiat var. Toprak tabiatlı, ateş tabiatlı, su, nur, buhar yani. Nur. Şimdi cehennemi anlatan ayetlerde kullanılan harfler, ateş tabiatlı harfler kullanılıyor. Bazı Kur'an okurken siz, ben söyleyeyim siz bakın isterseniz. Bundan sonra bakarsınız. Kur'an okurken çok rahat okuduğunuz süreler var. Tırr 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 tırr, değil mi? Evet. Ama bazı zorlandığınız süreler var. Bakın oraya durun, mealine bakın. Azapla tehdit ayetleri olduğunu göreceksiniz. Çünkü ateş harfleri kullanılmış. Mesela tefekkürü ayetler anlatırken kullandığı harfler şeydir, nur harfleri kullanıyor. Nur. Nur, nur tabiatlı. Mesela bahçeler, sebzevatlar ve insanın üretkenliğini anlatırken şeyi anlatıyor. Rahman Suresi. Mesela orada şey kullanıyor, tabiatı şey kullanıyor. Toprak tabiatı kullanıyor. Ondan sonra neyse, o yani kuruluktur, onu anlattım. Tabiatı soğuk ve kuruluktur, nun. Onun unsuru topraktır, nun. Yani topraktır ama biziz yani. Yani biber de orada, kavun da orada. Değil mi? Mesela sebepler aynı, toprak aynı, hava aynı, güneş aynı, yeşillendiriyor, turuncu yapıyor, siyah yapıyor, domatesi kırmızı yapıyor, hıyarı yeşil yapıyor. Yani aynı şey. Bu toprak olduğu için nun, toprak harfi. Onun tabiatının teşkil eden şeyler ondan var edilirler. Üretken bir harftir. Böyle okka gibidir. Yazı ondan yazılır. Müennestir isim, değil mi? Evet. Doğurgandır. Onun hareke ne demiş? Onun harareti mi? Kaynaşmıştır. Hareki. Eksik yazmışız. Onun huyları, halleri ve mertebeleri vardır. Halistir, nakıstır, korkutup ürkütendir. Yani kaf, nun tezgahı olduğu için. Bir de başka şey vardı, vesvesede kullandığım ama gerek yok. Yeter o kadar. En azından şunu diyeyim, yani uçtu havaya tamam. Ama şöyle bu dersten, bu konuşmada şunu alacaksın. Ha. Kur'an'da kullanılan harfler öyle rastgele söylem bir harfler değil. Yani manaya göre yesedu boğaz anlatan ayetler. Mesela diyor ki kafir nereye benzer diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam uzay ilimleri meşgul olduğu için uzaydan mezun olduğundan kafir diyor şuna benzer diyor. Her çeşitli insanın hatırına gelebilir. Boğazı kesilen sığır gibidir. Boğulan köpek gibidir. Suda boğulan insan gibidir diyebilirdi. Kafir diyor, semaya yükseltilip de boğazı sıkılan bir insana benzer diyor. Ne demek? Yukarıya çıktıkça oksijen azaldığından diye bağıra bağıra öyle ölür. Bunu anlatırken yani kafir diyor, yukarıya çıkıp da boğazı sıkılır gibi olur. Yani böyle olur. Yani ayette. Bunun gibi sıkılan gibi olur derken kullandığı harf şu. Yese'a veya hepimizin bildiği Yusuf Aleyhisselam suya atılmış. Cübbi. Anne babana öf deme. Yani seslendirme de mana ile beraber gidiyor. Nasıl gibi. Yani Kur'an'da kullanılan harfler de kendisine uygun kalıp. Şimdi bir vakit İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'deki nun-u mutekellim, ha burayı okuduk. Yani ben okurken tek ama biz diyoruz. Kalbim bunun manasını aradı. Birden namazdaki cemaatin fazileti ve sırrı. Namazdaki cemaatin öyle bir sevap zannetmeyin.
Burada bir sır var. Cemaatta. En azından baştan size hemen kondurayım. Sirayet var. Ondandır ki külliyatta buldum, şeriat kitaplarında bilmiyorum. Risale'de buldum. Cemaatsız namaz kılmak. Cemaatta durup da temas etmemek. Cemaatta duruyormuş gibi boşluk yapmak. Yanaşmamak kesinlikle kibirli kalametidir. Kibirli insan yapar. Tenezzül etmiyor. Yani bunu nasıl öleceğim ya? Sahabelerin çamaşırlar, eski gömlekleri, paltolar ne değilse omuzdan eskirmiş. Yanaştıkları için. Şimdi ben senin yanına duruyorum. Ulan der. Der. Tamam lan biraz sen de bana da dahil olsun diye. Adada kaçıyorum ha. Kibir, kibir. Acayip. İçerideyken dışarıdasın. Cemaata, cemaat yaptığını zannediyorsun ama değilsin yani. Ha, demek ki cemaat yapmanın şeyi sebap, dindeki adıdır o. Sebap hanesine çizgi yaz. Psikoloji boyutunu anlatıyor şimdi. Ruhsal boyutunu anlatacak. Burada bir sır var yani. Ne var? Baştan hemen ben şey yapayım. Elektrikçiler bilir. Şimdi hepiniz bilirsiniz. Burada boşluk var. Atlamaz ki. Ama ark yapabilir. Çok yakınsa. Ama yakının bir de elektriğin şiddetine göre ark yapar. Yoksa değil. Mesela 100 bin voltluk bir yüksek gerilime 1 metre yaklaşırsa. 1,5 metre. 500 bin voltluk şey olursa 4,5 metre atlayabiliyor seni. Sıçrayabiliyor. Ama 220 ise temas edeceksin kardeşim. Bizim namazımızdaki ceylanımız düşük. Ne olur ara kalmadan yapış. Atlasın ceylan. Sirayet ediyor tek vücut oluyorsunuz. Bir laf oldu mu hepsi affoluyor. He? Birinin kabul oldu, hepsi kabul oldu. Bir tane kabul oldu mu ki olmaması mümkün değil. Hadis var abi, 40 kişi kılsa kabul olur diye hadis var. Evet. 40 kişi kılsa ümmi de olsa, cahil de olsa. O ama şart. Elektrik akarsa. Hanbeli mezhebinden ayaktan akar, Hanefi ve Şafii mezhebinden yukarıdan akar. Onun için birisi ailesi böyle açarsa ayağını falan, temas ediyorsa kaçırıyorsun falan. Abi ya dedi Kabe'de, abi diyor çarpıyorum, gene adam getiriyor ya diyor, ne biçimde. Hanbeli mezhebinde. Ondan sonra şey diyor, böyle yaptı. Böyle iniyor, bana sordular ya kaç sene önce hani Ümre gitti. Ya dedi abi dedi ya böyle yapıyorlar dedi ya böyle dua ediyor falan dedi. Demek ki sabah kunut duasını arasladı. Dedim ya bunlar Şafii mezhebinin. Ha ben de zannettim Müslümandır dedi ya. Vehhabi'yi kastetti böyle. Neler rastlıyor bilsen ya. Mesela namazda Bülent arkadaşı, ortaokul çocuğu Bülent. Ne oldu konuşturma namazdayım. Ya ne yapacağım tamam lan ikindi namazını sünneti bir daha konuşturma namazını geçir. Namazda ha. Başkası. Yeni öğretmiş namazı. Bu öğretmiş ona. Ama namazdalar. Ben de arkadayım. Rastladığımı söylüyorum. O yeni öğrenen delikanlı var. 22 yaşında var ama. Ancak vardır. Ali Rıza bunu hemen hatırlar. Ali Rıza nerede? Neredesin? Ha, arkadayım ben o anda biliyor musun? Ben de arkadan gelmişim. Cuma şeyinde. Ettehiyyatü lillahi musun? Ulan eşeğin oğlu. Yukarıda et diye aşağıdan göreceğim seni. Ne okuyacaksın lan? Aşağıdaki burada okuyorsun. Eşeğin oğlu. Aşağıdaki burada okuyorsun lan. Aşağıda ne okuyacaksın? Göreceğim seni. Aşağıda göreceğim seni. Öyle mi ya? Hatırladın mı? Hatırladın değil mi? Oldu ha. Dedi ki, siz ne okuyorsunuz dedi. Sizin Kur'an'ınız çok ufak. Sizin Kur'an'ınız iki katı benim Kur'an dedi. Lan Kur'an Kur'an'dır. Olur mu ya sizin okuduğunuz ufak dedi. Kafanız da ufak, bilginiz de ufak. Kur'an'ınız ufak dedi. Nasıl senin Kur'an? Bak görecek, getir bak dedi. Ha böyle bir Kur'an var mı? Bak sizin Kur'an'ı anlıyor dedi. Büyük Kur'an ya, çok fazla. Büyük adam. Allah'ın elhamdülillah. Allah rahmet etsin. Bu yanıyla anlatılmıyor abi camilerde. Adam diyor ki camiyi safları sıklaştırın. Hiç kimse de dikkate almıyor. Ve mesela bizim burayı biliyorsun.
yaşadığım yeri. Ben bir iki sıkıştırdım, şöyle bak, sırtıma mı çıkacaksın ya dedi. Arkaya geçtim ben. Ben geçtim buraya, o da arkaya geçti. Sırtıma mı çıkacaksın ya dedi, arkaya geçti. İmam da hiçbir şey demiyor, yani imamlar evet. Bir şey demiyor. Ne yapsın? Kimetlisin. Şimdi biz bize şey yapınca mutlaka temas edeceğiz, tamam mı? Elektrik atmıyor, bunun baştan hemen konduruyoruz, sirayet. Hiç şansın yok. Hiç şansın yok. Vallahi sirayete gir. Kadın diyecek ki bende bu yok. Kadının bu bizde emredileni yapmak o da sirayettir. Kadının sirayeti vaktinde o beldede kılınan namaza vaktinde evde kılıyorsa onda da sirayet ediyor. Uzaktan kumanda mı? Evet. Sirayet ettiğini yazıyor yani. Cemaatin şahsı mali. Amudun ulan. Nefis ya sirayet oluyorlar. Mefi olmuyor. Yanındaki mesela namaz diyor ama şey alıp inerken bazı şeyler... Yok, bazı şeyler hakkında dermiş mesela altın yüzüğü olan sahip. Mesela bir camiye girer şey diyor, Kastamonu'da geçiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri şey yapıyor. Bida hakim olursa, bida, orada namaz iptal olmaz ama sebabı olmaz. Yani namaz namazdır. Peki bunu ne yapacağız? Gayrimüteşir'de şöyle diyor usta. Bida dahi istila etse camiyi, camiyi asla terk etmeyin dedi usta. Emri var bize. Camileri terk etmeyin diyor. Yani camileri terk etmeyin. Yani çok zor durumda kaldığım halde havalimanında vesaire cuma şey yapamadım ama hemen iner inmez baktım son şeylerini kıldım hemen. Yani ustadın emri gayrimüteşir diyor. Bida da istila etse camileri ehli bidaya bırakmayın. Gidin o ruhaniyatınız orayı değiştirecek inşallah. Bir de namazdaki cemaatin fazileti ve sırrı onundan inkişaf etti. Nun. Kaf nun tezgahı ya. Onun harfi, okka, mürekkep burada. Tamam mı? Onun noktası da yazıdır. Bu ilmin kalıbıdır, mürekkebidir, alimdir. Gördüm ki namaz kıldığım o Beyazıt Camii'ndeki cemaatla iştirakım Üstad Beyazıt Camii'sine gitmiş. İştiraki her biri benim bir nevi şefaatçim hükmünde. Cemaate dahil oldun mu? Temas ettin mi? Şimdi diyelim ki burada bir veli var. Veya 2-5-6 veya 2 saf artar. 10 saftan cereyan geçmedikçe artar olmuyor. Atlama şey yapar. Şimdi o veli mutlaka o cereyanı alması lazım. Sen de oradasın. Sen de doyduruk bir adamsın. Senden de cereyan geçtiği için o veli gibi oluyor namazın. Kabe'deki gibi, evet atlıyor. O veli gibi oluyor. Diyor ki, her biri benim bir nevi şefaatçi hükmünde. Haşede diyecekler ki, namaz kıldın mı? Kıldım. Hani yer değiştiriyoruz ya sünnette, farz son sünnette. Bu yeri şefaatçi göstermek, delil göstermek içindir. Bir hikmeti budur. Secde yerlerini. Secde yerlerini. En büyük delili şu, ya Rabbi kıl. Diyecekler ki, bakacaklar rahatsız ama evet ya Rabbi bizim saftaydı. Evet ya Rabbi ben de oradaydım. Evet 40 kişi olunca Allah o şefaati reddetmiyor. Yani haşa bir şey anlatmak için söylüyorum. Allah kullarıyla istihza etmez, alay etmez. Cenazede bunu nasıl bilirsiniz? 40 tane salih Müslüman iyi biliriz diyorsa Allah tamam siz iyi bilin, ne kadar bilirsiniz bilin. Ben bunu ne olduğunu ben zaten biliyorum. Demiyor. Çünkü niye demiyor? Dese o zaman bize niye şahitlik yaptırıyor? Tam da bize niye şahitlik yapıyor? Madem bildiğini yapacak. Hani imam bildiğini okur diyor. Madem o zaman hayır. 40 tane halis salih diyor şey. 40 salih mümin iyi biliyoruz diyorsa Allah da tamam. Ama ben bildiğim kişiler var. Nasıl bilirsiniz? Ya sence malum. İyi bilirim deme. Biliyor. Ama tanımıyorsam hüsnü zannedir. Mesela çok yakın oluyor köyde mesela. Namazsız ne asıl adam? İçmiş ya. İçmiş. Ben de denk geldim. Ya nasıl bilirsiniz? İyi biliriz diyorlar ben. Ya sence malum. Yalan mı diyeyim? İyi bir adam değildi. Bir tanesine şöyle yaptım. Ya Rabbi senin dinine düşmandı. Aynı öyle dedim. Bu senin dinine düşmandı.
dayanamıyorum. Dememem lazım, doğru. Yap, sus. Dayanamıyorum ama bağırmıyorum tabii. Ama içimde, ya bu senin dinine düşman. Cenazesi kılınır mı abi? Ha? Cenazesi kılınır mı? Cenazesi kılınıyor zaten. Sen bilirsin demek peki abi. Sen, ya Rabbi sen bilirsin, çok güzel bir şey. Yani bizim sapa girmemiz caizdir o durumda. Kesin biliyorsan fitne olmasın, köylün mü, akraban mı? Yani fitne olmasın, git. Zaten bir şey olmaz. Sen, şöyle de bir şey var, onu da girdik. Adama deccala dua okunuyor. Adamın radyosu kapalı. İstersen verici istasyonuna ne kadar bankır bankır göndersin gönder. Radyosu çalar mı? Çalmaz. Çalmaz. Ya Rabbi burada ehli imanın ruhuna diye mezarlığa okuyorsun. Herkesi gidiyor mu? Gitmiyor. Radyosu açık olana gidiyor. Ama benim mesela diyeyim. Fitne olacak yani gitmemek daha beter. Çünkü olmuyor da ya şey oluyor. Fitneyi çıkartmayın. O zaman diyorsun ki sesinden en masumunu söylüyorum. Nasıl bilirsiniz? Allah'ım sence malum. Ama benim gibi öyle biraz manyağın birisiysen böyle, ya bu din düşmanıydı. Bu içimden diyor, ya bu din düşmanıydı. Hakan Hoca ayıptı ya. İyi biliriz dese de Allah o şahitliği... Radyosu zaten iyi biliriz dilindedir. Ve salih ne demek? Salih demek diliyle konuşmaya. Yani 40 salih kulun kalbiyle konuşan, iyi biliriz. Salih diyor, 40 tane salih kulun şahitliğini kabul ediyor. Allah 2 tanesini bile kabul etti. Musa aleyhisselamla Muhammed aleyhisselatü vesselam bir, Cenab-ı Hak bir. Miraç'ta, ondan sonra 50 rekattı, 50 vakit namazı beşe. Meşvereti öğretti. 2 ulul az peygambere tamam dedi. Ondan sonra bir tanesi sordu, onu kullandım ben. Epey de yayılmıştı birkaç sene önce. Bir soru vardı. Abi dedi, biz dedi dünyada misafir değil miyiz dedi. Misafiriz. Ondan sonra bir rivayete göre bir günümüz, bir rivayete göre bir saat dünyadayız. Namazı niye kastetmiyoruz dedi. Ulan dedim 50 vakiti 5'e indirdik. 5'e indir lan işte kastettik. Daha bundan aşağı iner mi? 50 vakitin 5'e inmesinin hikmeti İnsanın bu dünyada misafir oluşundandır. Kasledildi yani namaz. Seferi. Seferdi. Seferi namaz. O zaman cennette 50 vakit abi inşallah. Cennette hakikati var. Allahu Ekber. Namazla bir yere giriyorsun ya. Ha, gireceğiz oraya. Namazla bir yere girmiyor musun? Yatsı namazında o aleme girdim diyor. Her şey faldı, yok oldu diyor. Tamam mı? Bir baktım diyor, tek bir şahsiyet-i maneviyi gördüm diyor. Yatsı namazında girdim diyor, namazda, yatsı namazın vakti değil, namazda girdim diyor. Mesela sizin ve bizle olanını söylüyoruz, ya burada şey olmaz ki, farzda da riya olmaz. Benim namazda aldığım lezzet kadar, hele secde kadar bir lezzet halim yoktur. O kadar hoşuma gidiyor ki, o Allah şahittir. Yalan Allah şahit gösterirse kafir olur. Bunu bilerek söylüyorum, hükümdür. Allah'a bilerek yalanı şahit gösterirse kafir olsun. Ondan namaz kadar lezzet aldığım bir şey yoktur. Benim dünyamda yani bildiğim lezzetler. Çünkü ne demek, ne için buna söyledim? Çünkü namaz kendisi zahirde bir şekildir ama yani zahirde elmayı sürüyorsun ama elmada olup elma olmayan lezzet var. Oraya üstünü açıyorsun. Elmanın üstünü açıyorsun, lezzet. Koku üstünü açıyorsun. Renk üstünü açıyorsun. Asla renk öyle değil. Sana bana öyle gözüküyor. Elmanın aslı rengi öyle değil. Aslı kokusu öyle değil. Herkese göre farklıdır tadı. Üstünü açıyorsun. Namaz da elmanın üstünü açar gibi. Giriyorsun öyle. Ne kadar hoş oluyor ya. En lezzetli namazlarınız nafile olan namazlardır. Duha namazı. İşrak namazı, evvabi namazı, hele hele teheccüd namazı için öyle diyorlar. Yani yataktan kalkmak elimin Allah aşkına kantar bir tarafına koy, sıkıntı iki koy. O zata yemin ederim ki o kalkmaktaki o sıkıntı iki ise, o teheccüd iki rekat kılarken aldığın lezzeti ruhani 20'den fazladır. 2-20. Allah adım atıyor. Hissediliyor. O kadar acayip oluyor ki
Ondan sonra uykun gelmiyor zaten. O kadar lezzetli oluyor. Makyaj kullanacağınıza teheccüd namazını kullanın. Beyazlıyor adam. Nurlanıyor ya. Bir tanesini öyle demişti. Makyaj caiz mi diyor, televizyonu çekeceğim. Dedim ki ne zaman çıkacaksın? Abi bir hafta sonra. Şimdi niye soruyorsun abi makyaj kullanacaksın falan dedi. Dedim ki bir hafta dedim teheccüd namazını kıl, makyaja ihtiyacın olmaz dedim. Öyle programa çıkıyorlar ya. Ne dedi biliyor musun? Ama hakikaten garip adamsın. Teheccüd mü kardeş? Ha. Şimdi her bir namazın bak neredeydi ya? Kafa zaten kalmadı ki. Bak her bir benim bir nevi şefaatçi hükmünde herkes. Kıraatında izhar ettiğim hükümlere Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elif Lam Mim. Kıraat ettiğim, izhar ettiğim her bir hükümlere, davalara her o cemaatte bulunan bire şahit oluyormuş. Doğru söylüyor. Ya Rab şahidim bunu söylediğine. Her bir ayetine o safta, camide bulunanlar şahit. Başka kimle şahit olacak bak. Vaktinde kılmadın mı ve tek başına kıldın mı bunlar yok. Şimdilik Beyazıt Camisi. Evet. Şimdi Beyazıt daha. Daha gideceğiz daha. Birer müeyyit gördüm. Yani onlar birer şahit teyit ediciler. Nakıs ubudiyetimi o cemaatin büyük ve kesretli ibadeti içinde dergah-ı ilahi takdim cesareti geldi. Nakıs bir ubudiyetim o caminin şahs-ı manevisinin içerisine atıverdi. Yamuk yumuk namaz kabul edilir. İslam hukukunda şöyle bir şey söyleyeyim. Marketçisiniz. Halden şey aldınız. Hep bunun misali veririm ya. Şeftali olsun Tokatlı. Çok getirmedin ya bu sene. Onun için öyle değil. Çok güzel şeftaller olur. Diyelim ki bir kasa şeftali aldı. 10 kasa şeftali aldı. Akit yaptınız vesaire. Tamam yaptınız. Getirdin dükkana. Baktın ki iki tane çürük. İki tane alıp da hale gidip değiştiremezsiniz. Yani akitimiz geneldi bütün. Malı geri verme şansımız var İslam hukukunda. Bu cumhuriyet döneminde malı geri almayız yok yani. Malı geri götürebilirsin. Ama 10 tane kasayı beraber. İçinde seçip yapamazsın. Çünkü akit öyle değil başı. O zaman diyor ki adam ben geri alırım ama hepsini getir. İki tane değiştirmem. Yani ya kasayı komple geri getireceksin ya o çürüğü iki tanesini azmeteceksin. Tamam mı? Bunu nereye kullanıyorum? Yamuk yumuk çürük adamız. Tamam mı? Sen Osman ben. İki tane. Bu kadar kasa var. Allah'a takdim ettiler. Allah'ın mübarek insanları var. Değil ama ya o iki derece, üç derece böyle mumları getirdi. O mum yaptı, ötekisi fitil yaptı, ötekisi lüks yaptı. Bir şey oldu. Allah böyle bizim adımıza karşılıksız mı bırakır? Yamuk yumuk adamız. Ama cemaatin şahs-ı manevi namaz kabul oldu. Onun içinde bulundun mu? Ya onun komplesini kabul etmeyecek, ya sen de o içinde olacaksın. Geri olmuyor. Ey cemaat, geri gidin, namazınızı edin, kılın denmiyor. Onun için yamuk yumuk. Mesela hiç Kur'an okumayı bilmiyor. Ya Rab, yatsı namazının farzını. Önümdeki adam olan imama, yani çok cahil bir adamı tanıdım. Ya Rab önümdeki imama uydum dese bak bu kadar. Allahu Ekber. Hiçbir şey yok. Bismillah diyor. Namaz. Hiçbir şey yok. Her şeyi adama yükledin. Tek başına kılsaydın namazın olmaz. Kıraat yok. Ve yamuk yumuk olan kaşıyorsun burayı. Cemaat için ne olduğu için kabul ediliyor. Ya o çürüğü tek olmuyor. Komplesini Allah cemaati reddedecek. Seni de içinden kabul edecek. Bu da rahmetinizdir zaten. Tabii rahmetinizdir. Hadi gel lan sen de. İmamlığın yükümlülüğü ağır demek. Ha? Hem de ne kadar. Sen hiç karışma. Mesela bak bu arkadaş da biliyor dershanede. Beni imamlık gördünüz mü burada? Burada kimse yoktur onlardan. Yok. Çünkü niye biliyor musun? Mesuliyet değil de huzuruma mani. İmamlık yapıyorsun ya dışarıda vesaire. Huzuruma mani yani. Oysa birisine tabi oldun mu, böyle o adam talimine dikkat ediyor, tamam mı? Huzuru bile gidiyor. Öyle olan hele şeyi çekmiyorlar. Mentleri.
hikmetleri. Onu dikkat edeceksin diye onu çok iyi söylüyorum. Namaz, kıraatı bozan iki şeydir. Metleri çekmemek, harfi yerine çıkarmamak. Ha? Ondan sonra, ama sen böyle takılıyorsun böyle, o kadar güzel oluyor ki. Ama sen imam oldun mu, o güzellik biraz zor. Araba sürmek ve arka koltukta keyif yapmak. Sen önüne asfalta bakarken, ben şeye, o ne çok güzel görmüştüm, Osman beni götürmüştü Arnavutköy'e. Şey, güneşe dönen şey var ya, ayçiçek. Allahu Ekber ya. Allahu Ekber ya, Allahu Ekber. Sarıların içerisine koymuş, nasıl bir şey yapmış, nasıl hatırına gelmiş, Allah ya, madde yok, numune yok, boya yok, nasıl dizmiş, acayip. Ha, Allah hakkı. Simetri var, kurusu var abi, ha? Sana getireceğim, ben aldım bir tane. Ama sarısı bozulmaması lazım. Yok yok, kurutulmuş o şey. Değil o, o tamam, o acil de, onu da getir. Onda da simetri var abi, müthiş bir simetri. Allahu Ekber, maddeyin Allah. Akordeon gibi yapmışlar, böyle bir açılıyor falan, çok acayip. Evet, hadi namaz tebletti beni. Allahu Ekber. Nakıs sukut yetimi, o cemaatin büyük ve kesrettiği ibadeti içinde dergah-ı ilahiye takdim cesareti geldi. Birden, hani var ya, cesaret edemiyorsun, suya yüzemiyor adam. Korkuyor ya. Tek o, yüzemez, mümkün değil. 10-15 kişi aşağıya atlıyoruz, biz sudayız. Ha tamam abi, geliyorum diye tak diye atladı. Var bizim, Resul öyle yaptı. Buradan mı? Nereden? Ha burada. Ha bak şimdi yüzüyor, öyle mi değil? Şimdi cesaret takdim geldi. Nakıs-ı buldiyetimi o cemaatin büyük okudum. Birden bir perde daha inkişaf etti. Bu birincisiydi. Yani İstanbul'un bütün mescitleri ittisal peyda etti. Yani o Beyazıt içindeydim ya. O bütün, ben içinde eridim. Yok, etmiyor. Beyazıt, Sultanahmet, Fatih, tamam mı? Şöyle Ayasofya. Böyle daha geniş çap oldu şimdi bak, çap, deniz dalgası gibi. Yani İstanbul'un bütün mescitleri ittisal, kaynadı, peyda etti. O şehir, o Beyazıt Camii hükmüne geçti. Vaktinde kılarsan bütün İstanbul tek bu cemaat. Mekan farklılığı önemli değil. Senin gücün şuradaki adama yetişmez birleşmeye ama. Sultanahmet Camisi ile Beyazıt Camisi'nin arasında bitişir. Çünkü oradaki ceyran, oradaki ceyran atlama yapar. Onun için söyledim. 100 bin voltluk ceyrana 1,5 metrede atlama yapıyor. Şuradan 100 bin voltluk geçer. Öyle miydi abi? Evet. 1,5 metre. 500 bin voltluk bir T'den kaç metre abi yakın? 4,5 metre olursan atlama yapar. Ama 220 voltluk şeyde atlama yapmaz. Ha, o cami nedir? 500 bin volt. Sultanahmet. Beyazıt 500 bin volt. Fatih 500 bin volt. Atlama yapıyor. Anladın mı abi? Yüksek gerilim olduğu için içi. Bu yüksek gerilim misalinden sonra bir daha düşünün, şey dinleyin. İstanbul'un bütün mescitleri ittisal, kaynama yaptı. O şehir, o Beyazıt Camii hükmüne geçti. Birden onların dualarına ve tasdiklerine manen bir nevi mazariyet hissettim. Bütün cemaatin İstanbul'un kağıthanesinden Eyüp'üne kadar hepsi tek cemaat aynı ruh oldu. Hissettim diyor. Ondan dahi Ruh-i Zemin mescidinde, buradan sonra Ruh-i Zemin, bütün dünyadaki mescitlere, Kabe-i Mükerreme etrafında daire-vari saflar içine kendimi gördüm. Hatta mescid de Mekke. O kadar büyük ki bak, dünya mescitmiş. Mekke mihrab, Medine minber. Tek bir imam var. Bak başlara Ahmet Mehmet imam. Tek Peygamber Aleyhisselam imamdır. Peki kaç tane saf var Resulullah'tan bize kadar? 14 saf var. Ama ses gelmiyor. Çok uzak. 14 tane saf ya. Araya ne koymuş? Bir münadi koymuş. Mesela Allahu Ekber. Onlar ne diyor? Allahu Ekber. Mesela Semiallahu limen hamide. Onlar ne diyor? Rabbena velikel hamd diyor. Değil mi? Yani aslında her bir imam peygamberin üstte. Her bir münadi asıl imamlarıdır. Resulullah Allahu Ekber diyor. O da Allah dönmüyor da
Allahu Ekber. Allahu Ekber. He? Kabe sokaklarda da kılınıyor ya, çok evet. Kalabalık olunca cumalar falan. Sokaklarda öyle ikincinin sesini duyuyorsun. İmamın sesini. Mısır'da da öyle. Ne tarafta ya, bir cami de Almanya'da? He? Filistin'de de öyle. Ben orada namaz kıldım Mescid-i Aksa'da. Evet. Yani Allahu Ekber dedim, ben onu ayarladım. Çünkü cuma şey bayram namazı ya. Polis de kapattı camimizi. Yollarım ki burada kılsın. Yani ben iyi hatırlıyorum. Üç tanımın adı kuyduğumu biliyor. Caminin hemen bahçesine, hemen caminin o asfata, bir daha asfata. Çok kalabalıktı yani. Ramazan bayramıydı. Koyuyorsun. Şimdi niçin anlatıyorum? Mekke bir mihrap, Medine bir minber, küley arz bir mescid. Yalnız camide namaz kılmak şart değil, küley arz mescid Muhammed ümmetine astır. Unutmayın. Hristiyanlar kilisede, Yahudiler havrada kılmak, yani ibadet yapmak zorundadır. Dışarıda ibadet yapamazlar. Müslümanlar öyle değil. Piknikte de kılarsın. Onlar kılamaz. Kabe-i Mükerreme etrafında daire vari saflar içinde kendimi gördüm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedim. Yani çap ne kadar genişledi. Benim bu kadar şefaatçilerim var. Benim namazda söylediğim her bir sözü aynen söylüyorlar, tasdik ediyorlar bu saflar. Madem hayalen bu perde açıldı, Kabe-i Mükerreme mihrap hükmüne geçti. Bak mescide bak, namaza bak. Kabe mihrap hükmüne geçti. Ben bu fırsattan istifade ederek o safları işat edip, şahit yaparak tayyat getirdiğim, tayyat var ya, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah olan imanın tercümanını, bu imanın tercümanıymış bu kelam, mübarek Hacerül Esved'e tevdi edip, yani Kabe bir mihrap oldu ya, mihrap olunca bu soktu beni diyor, namazda açılmış, bütün küre yarız mescit olmuş, Kabe bir mihrap olmuş. Ben bu fırsatta iken eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden Resulullah'ın imanın tercümanını ben de gittim. Hemen o mihrabın yanındaki Hacerül Esved'e, o bir boyuttur. O dalga boyudur. Tamam mı? O bir koridorun deliğidir. Yani oradan boyut böyle düğmedir. Koca gemi bir düğmeyle çalıştığı gibi Amud-u Nuran o delikle çalışıyor. Oraya bıraktı bu sözü. Bu olan imanın tercümanını mübarek Hacerül Esved'e tevdi edip emanet bırakmak. Şu, buradan çıkarıyorum. Ey vesveseli adam, imanın gitti mi diye korkuyorsun değil mi? O zaman emanetçilerin başı, sahibi Allah'tır. Bize dedi ki emaneti ihanet etmenin münafıklık alametidir. Kendisi, kendisine tabi olanları, kendisine sığınanları mahrum etmeyen Allah'tır. Bak iyi dinleyin bunu. Vesvesesi olana iyi dinleyin. Kendisine sığınanları mahrum etmeyen bir Allah'tır. Ya Rabbi, imanından korkuyorum. Şeytan alır mı almaz mı? Bak buraya dendi. Bir işaret de koymuşum. Yedi tane yerden bir tanesi de burasıymış. Diyorsun ki, ya Rabbi, imanımdan korkuyor. İmanımı sana emanet ediyorum Allah'ım. Hakikatını sana bırakıyorum. Sureti bende. Emanetin sahibi, ya ben alamam, ya ben şimdi taşıyamam, yani bir de senin düşmanınla düşman mı olayım? Şeytan benim düşmanım ya imanım. Allah der mi böyle? Ya senin düşmanın olan şeytan, ya bir de uğraşamam, der mi haşa? Allah demez. Allah'a emanet ediyoruz. Diyorsun ki, bak burada diyor. Ya Rabbi, imanın mahiyeti var, imanın hakikati var, imanın sureti var. İmanın sureti bende. İmanın hakikati esma ya taluk eden mahluktur. Mahiyeti mahluk değil Allah'ta. Diyorsun ki ya Rabbi, imanımı sana emanet ediyor. Amin. Şimdi sana gelecek şeytan. İmanın gitti. İki, imanın hakikati Allah'ta. Nerede gidecek lan? Git oradan alabilirsin, gitsin. Git ondan al Allah'tan. Allah'tan. Bende kartı var. 10 kilo altın var. Banka vermiş sana. Lan almıştı bunu, çaldı. Altın orada. Bu ona işaret ediyor. İmanın sureti bende, hakikati Allah'ta, şemayeti Allah'ta, hakikati arş-ı azamda. Git dedi, ne ulaşırsa git al. İmanın gitti, gitmiyor işte. Emanet ediyorsun. Onun için bilenle bilmeyen eşit olur mu?
bilince böyle oluyor da herkesin olmuyor. Bak bunu anlattıktan sonra bu cümleyi bir daha okuyayım. Bu manayı bir de dinleyin. Delilim. Kabe-i Mükerreme mihrap hükmüne geçti. Ben bu fırsattan istifade ederek o safları işaret edip şahit yapıp o safları tayyatta getirdim. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden la Muhammeden Resulullah olan imanın tercümanını, imanın o imanın hakikatını mübarek Hacerül Esved'e tevdi edip, tevdi emanet bıraktım imanımı. Verdim oraya. Emanet bırakıyorum. Zaten diyor bak. Tevdi edip emanet bırakıyorum derken birden bir vaziyet daha açıldı. Gördüm ki dahil olduğum cemaat 3 daire ayrıldı. Ondan sonra 3 daire aldı. Bu arada imanı emanet etti. Benim imanım Allah'ta. O kadar da şahidi var abi. Hangi birinden alacak ki? Yok nasıl yapacak ki? Şeytanın eli kürse kadardır. 3 daire ayrıldı. Birinci daire rüyü zeminde müminler ve muvahidindeki cemaat-i uzma. 3 cemaat. Rüyü zeminde bütün müminler ve Allah'a tevhid edenler. İkinci cemaat. Baktım umum mevcudat. Birincisi müminlerdi. Benim imanıma şahit. İkinci cemaat. Baktım umum mevcudat bir sanat-ı kübrada, bir tesbihat-ı uzmada her taife kendine mahsus sanavat ve tesbihat ile meşgul bir cemaat içindeyim. Yani mevcudat. Şunlar. Ne diyor bir daha okuyayım? Vezaifi eşya tabir edilen hidamat-ı meşhude onların ubudiyetlerin vanlarıdır. Mesela ağacın ibadeti meyve vermektir. Denizin ibadeti vazifesidir. Güneşin ibadeti vazifesidir. Hepsinin vazifesi onu ne siymiş diyor? Ve zayıf eşya tabir edilen hidamat-ı meşhude onların ubudiyetlerinin unvanıymış. O halde Allahu Ekber deyip hayretten başımı eğdim nefsime baktım. Demek ki birincisi namazdayız. Birinci şahidimiz bütün iman edenler namaz kılanlar. Namaz kılmayan benim şahidim değil. İkinci şahidimiz bütün rüy zeminde Allah'ın mahlukatı. Vazifesini fıtrı yapanlar, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar. Onlar fıtrı ibadet ediyor. Onlar da bizim ibadetimize şahit. Üçüncü daire. Şaşırdım diyor, tamam mı böyle? Böyle iki cemaati görünce Allahu Ekber, rükâ gittim diyor. Rükâ eğdim, başımı eğdim, nefsime baktım. Üçüncü bir daire çıktı. Hayretengiz, zahiren, keyfiyeten, küçük, hakikaten ve vazifeten ve kemiyeten büyük bir küçük alemi gördüm ki zerrat-ı vücudiyemden ta havası zahiriyeme kadar taife taife vazife-i ubudiyetle ve şükrani ile meşgul bir cemaat gördüm. Yani benim vücudumu meydana getiren atomlar. Atom hücre değil. Atomlar ve zahiri ve batini hislerim, duygularım, fikirlerim. Bunlar da vazifesiyle meşgul. Hücreler. Bu da bir cemaat. Yani her bir hücre DNA'm yok mu benim? DNA'da ben yok muyum? Her bir DNA benim. Ben 200 trilyonu aşkın hücre var. 200 trilyonu aşkın benler var. Bütün sen ne? Biz. Ha namazda var ya. Elhamdülillahi rabbil alemin. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nestaîn. Diyen benim. Ben söylediğim halde biz niye diyoruz? Birincisi, dahil olduğum cemaattaki tek vücut olduğundan ben ifade ediyorum ama tercümanım. Bütünün İstanbul ve bütün dünyadaki müminlerin tercümanıyım. Demek ki ben iyak ediyorum ama imam gibi. İmam bir Allah'a ekber deyince her binlerce kişi dahil olmuyor mu? Aynı. Ben de bütün o müminlerin içerisinde bütünselim. Bu cemaatim bir. Onun için ya kenabudu diyorum. Biz diyoruz. İkincisi, bütün vazifesini yapan nebatat ve hayvanatı kastediyorum. Üç, benim vücudumu meydana getiren maddi ve manevi zerrat ve hissiyatlarımı meydana getirenleri kastediyorum. Üç, cemaat azimeyi kastederek İyyâ kenabudu ve İyyâ kenestâin diyorum. Havada değilsin. Birisi yok bunun içinde.
Her şeyi şahit yaptım. Bir tek birisi yok şahit. Kim yok abi? Kafir yok. Abi. Kafir yok. Evet, cemaat hiç içinde yok. İçinde yok abi. Üç tane cemaatse zaten bir şey kalmadı da, onun haricinde bir şey kalmadı. Kafir meclisi. Demek. Ya. Diyor ki, bir cemaat gördüm. Bu dairede kalbimdeki Latife-i Rabbaniye, üç tane şeyi görünce, Latife-i Rabbaniye diyor şimdi. Bu sözü kim diyor? Vicdan. Vicdandaki Latife-i Rabbaniye diyor. Oraya kadar Latife-i Rabbaniye yok. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun, ben sen o. O. Bak elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine kim? O. Üçüncü tekil. Ben, sen, o. Sen yok da. Errahmanirrahim. O, Rahman ve Rahim'dir. O. Maliki yevmiddin. O, din günü. Ahiretin sahibidir. O. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Sen. Sana. Ben sen oldum. Ke, iya, kena buldu, sen oldun. Ben bir hususu bir tefekkür bir şey yapayım mı size? Ama bana ait. İya, kena buldu. Benden. Bu muhatap oldum, Allah bana cevap veriyor. Bu sefer benim, bana mı dedin bunu? Bana böyle şey, ibadet istiyor, şey yapıyorsun. Ne ibadet ediyorsun? Hani var ya hadisi kutside, ben onun göre gözüm, tutan eli, yürüyen ayağı, işiten kulağı olur. Öyle mi? Heh. O namazda tahakkuk ediyor. İyyâke ne'abudu, bana ait. İyyâke nesta'in, benim vücudumda bana hitap ediyor. Cevaptır. Uçak çıkış, inir. Musa Aleyhisselam'a ağaçta çalıyla konuştu. Size de, bize de hadiselerle konuşuyor Allah. Yani mesela başına bir hal geliyor. Bir şey diyor sana. Bak. İyyâke ne'abudu. Benden ona. Salat. İyyâke nesta'in. Ve iyyâke nesta'in. Gene ben diyorum ama o söylüyor. Benim vücudumda. Alet. Alet söylüyor da hoparlör ama ben söylüyorum. Abi bir tefekkür ve de ben paylaşayım o zaman. Ortalık karışmasın abi. Yok. Mecul diyoruz ya Hasan abi. Mecul ve ene diyorsunuz. Hani ondaki ben, bendeki o diyorsunuz ya. Sanki bana da onu çağrıştırdı. Aynen. En baştaki imam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve her kim ki bunu hissediyorsa, ondaki ben, bendeki o. Aynen. Yani, İyyâke ne'abudu. Bende o var. Yoksa kim kime diyecek ki Allah yani buraya kadar gaybane diyor ayet-i kübra. Ayet-i kübradan söyledim. Kendim şeyim değil bu. İyyâke ne'abudu diyene kadar ayet-i kübranın iki makamı var. Birinci makam gaybane iman. Yani o. Ama ikinci makam hazırhan-ı huzur makamına geçiliyor. Sen oluyor. İşte bu makama gelen bir Müslüman İyyâke ne'abudu diyor. Kim? Ben sen. Allah nasıl olur ki? Ben sen nasıl hazır olur? Ha, Allah şu, Allah'ın rububiyetine, Allah'ın tecellisine, emirlerine, ubudiyet ve ibadetle cevap verirsen, bak bu çok önemli, lütfen bunu kaçırmayın. Bir daha, Allah'ın kainattaki tecellisine, icraatına, kainatın yaratılış gayesine uygun sen muhatap olursan, rububiyetine bak. Yani Allah'ın dediği gibi. Yani sünneti seni yaşarsan. Sünneti seni yaşama nispetinde bak. İyyâke ne'abudu dedin. Bu Allah'ın rububiyetine muhatap oldu. Buna sen adım mı attın Allah'a? Yani ubudiyette Allah'ın bu tecellisine, yaratmasına kulluk gösterdin mi? Oruç, namaz gösterdin mi? Allah da Allah adım atıyor sana. Ne yapıyor? Bunu diyen Latife-i Rabbaniye İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Bunu mu dedim? Bu rububiyet benim.
Yani rububiyete aynı darlığım. Tamam mı? Sen misin böyle benim rububiyetime, emirlerime, namazımla, orucumla, terklerimle, takvanla muhatap oldun? Tam aynı darlık oldun. Ben de o aynaya tecelli ediyorum. Taayyum ve teşahhus ediyorum. Taayyum ve teşahhus ediyorum. Bu taayyum ve teşahhusten hasıl olan uluhiyettir. Bendedir ama odur. Aynanın kabiliyetine göre. Ayna çatlak, ayna renkli, tozlu. Farklı gözüküyor ya güneş. Aynanın kabiliyeti benim, yani ubudiyet aynam. O Allah benim ubudiyet aynama cevap veriyor. Cevap veriyor, cevap. Bu benim aynamda Allah'ın cevabının adı uluhiyet. Benimdir bu uluhiyet, bendedir bu uluhiyet ama o ben değilim, odur. O zaman bendeki odur. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İyyâke na'budu, rububiyet. Ve iyyâke nestaîn. Benim uluhiyetim. Ama uluhiyetim ama bana bıraktı. Yani aynamdaki güneş. Haşa misal verin. Allah güneş olsa, aynadaki güneş ne güneştir, ne aydın, ne gayrıdır. Ne aydın, ne gayrıdır. O aynadan kasıt ruhtur. O aynada gözüken odur. Bendeki o. Tamam mı abim? Şems-i ezeli güneş, Allah. Senin aynan, ruh. Aynan, ruh. Ayna olsun diye arkasındaki siyah nefis. Aynada gözüken güneş, o. Sana ait değil ama ayna olduğun için gözüktü. Ha, o aynadaki güneş senindir ama, sana aittir ama, aslı senin değil, odur. Yani, onun buradaki cevabıdır. Ha, o aynadaki güneş, uluhiyet. Ayna olması, onun temizliği, yamuk, düzgün olması, rububiyet. İşte ikisi cem ediliyor. İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn. Latife-i Rabbaniye'de müşahedetullah değil miydi? Bak ne diyor? Diyor ki, kalbimdeki latife-i Rabbaniye, kalbimdeki latife-i Rabbaniye, İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn. O cemaat namına diyor. Allahu Ekber. Latife-i Rabbaniye'nin vicdanda ne vardı? İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. İradenin ibadetullah, zihnin marifetullah, hissin muhabbetullah, latife-i Rabbani'nin müşahedetullah. Yani Allah'a şuur. Yani iyi ya sana oldu da. Yani aynadaki güneş semadaki güneşe diyor. Yani ben sana denmesi için hazır olması lazım. Huzur olması için hazır olması gerekiyor. O zaman namazdaki İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn, aynadaki güneş semadaki güneşe hitap ediyor. Seninle de alakası yok. Ama seni kutsadı. O zaman bendeki orada benim bir Allah'ta bir karşılığım var. Allah'ça bilinen tarafım var ama ben bilmiyorum. Hepimiz Allah'ı seviyoruz ama acaba Allah bizi seviyor mu? Allah'ta ben nasıl gözüküyorum? Merak etmiyor muyuz? Hani bir ders yapmıştık, böyle bir ders. Allah'ta ben nasılım? Allah beni nasıl biliyor? Böyle bir ders var, biliyorsunuz yani. Yani ben Allah'ı seviyorum. Ama Allah beni nasıl biliyor? Onu bilmek istiyor. Tamam. Onu bilmek istiyorum. Şimdi o Allah'tan ben nasılım? Oradaki o beni, buradaki ben hitap ediyor. Ben de buradaki aynadaki güneşe, ayna ben, aynadaki güneş o. Bak bir daha, ayna benim, aynadaki güneş de yukarıdaki güneş değil mi? Bendeki o. Orada Allah'ça ben nasılım? Ondaki ben. Onda ben nasılım? Ha o zaman... İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn, bendeki oyla ondaki benim, haydi ittisali kimi racim.
bu. Bir açık bu. İyyâke ne'abdü aynâdaki güneşim ve iyâke nestaîn Allah'taki benim. Bendeki cevabı. Peki nedir o anda? Huzur olmasıdır. Peki sende böyle tatlı hal olmuyor mu böyle? İyyâke ne'abdü böyle bir hal olmuyor mu namazda? Güzel. O ne demektir? Allah araladı kendisini. Senden razıyım ha. Namazını kabul etmekin dışında. Her namaz inşallah kabul ediliyor ama. Bir de Allah'ın razı olması başka bir şey, cevap vermesi. O bana böyle bir aralayıp böyle tatlı bir hal oluyor mu böyle huzur? Ha, Allah kendisini sana araladı. O hani bir yağmur gelmeden önce bir nesimi gelir, rüzgar gelir, bir şey gelir, önce bir rüzgar gelir. Sonra nem gelir, sonra kendisi hafif dökür, sonra yağmur gönderilir değil mi? Ha, bu o yani. O hissetmektir böyle. Allah bizde fikredip, hissedip, mahsedip, zevk etmek. Fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. Tarikatta ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. Risale-i Nur'da ilme lekin, ale lekin, hakke lekin. Erfus alemde fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. O hal hiçbir şey değil. O ya. Uluyettir o. Namazdaki o var ya böyle. Peki başka namazı göstereyim size. Şu anda bu dette değil miyiz? Ha, şu anda tatlı bir hal yok mu sizde? Yok mu yani güzel bir hal? Nedir biliyor musunuz? Ruh aynanızdaki Allah'ın taayyum ve teşahhus etmesidir. Taayyum ve teşahhus ediyor. O senin uluyetin. Sana verdim diyor kendimi. Güneş diyor ki aynana kendimi verdim. Aynadaki güneş, güneşin ne aynısı ne gayrısıdır, ısısına, ışığına, rengine, bütün hasiyetine sahip. Aynada bahçe gözükse bahçe burada hissedilmez. Ama aynada güneş olsa ki yarın nurani bütün hasiyetine sahip. O zaman diyor ki sen mi bana muhatap oldun, ibadet ettin, kendimi sana veriyorum. Koca güneşi sığdırdı o aynaya. Odur. İşte o aynadaki güneşin kabiliyeti nispetinde sende şu oluyor. Şu derste olmuyor mu böyle tatlı yani? Böyle metsupluk olmuyor mu yani? Böyle manyaklık yok mu yani şu anda? Ne zaman yok ki? He? Şu tatlı an, ile de az değil ha. Risale okurken, tefekkür ederken, şu anda derste. Keyif yok mu? Artık keyif işte. Bu işte. Bunun gramı verilmez. Şu anda nedir? Aynadaki güneşindir. Güneştir bu. Aynadaki güneş. Şimdi ruhun ya kenabudu ya kenesteyim dediğinden oluyor bu. Bu işte ne mutlu size. Bu hal hissediyorsanız. Çünkü bu hal, özür dilerim, affınıza sığınırım. Şu andaki namazdaki veya şu dersteki hal, böyle lezzetli hal ne cinselliğe benzer, ne baklavaya benzer, ne gezmeye benzer, ne hiçbir şeye benzemez. Başka bir şey bu. Başka bir şey. Eğer şu andaki benim lezzetimi kafi bilse var ya kesip içimden alırdı. Ona nasıl alayım diye beni keserdi, doğrardı. Onlar uşkunluk ve mide bilir. Hayattaki lezzeti. Bir tefekkürüm daha var ya, müsaade ederseniz. Söyle. Abi, dört kelimeyle anlatayım. Bir, ben kulumun zannı üzereyim diyor Kutsi Hadis'te Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz ne diyor? Hiç olmazsa ömrünüzde bir kere iyi zan... Sonsuz üstü zannediniz değil mi? Her Müslümanın bir kere ömründe hacca gitmesi gerekiyor. Yani bu üstad da zannını paylaşıyor burada. Yani o hacca giderek oradaki şahs manevinin zannı senin zannın oluyor. Yani ömründe evet. Bir kere. Evet, en azından bir tane. Üstad abi rahmetli demişti ki bir gün bana. Yetiştiriyor ya, bizi ders veriyor. Öyle. Yoksa niye paylaşsın bunu? Hasan, buyur abi. Dört rekatlık namazın kaç tane secdesi olur? Sekiz tane değil mi? Dört rekat ya. Tık tık, tık tık. Allah hamdolsun, bir secdeyi kurtardı. Hiç unutmuyorum. Odasında imam olmuştum, hastaydı. Bir secdeyi kurtardı. Sorumsuz anladım. Anladın mı? Nazik kurtardı. Bir de baktım ki 27. sözde ustad diyor ki Subhanu Rabbiyel Azim tesbih ederken sahabelerin namazını hissettim diyor.
keşke bu tesbihe mazhar olduğum feyz gibi tek bir hayatımda bir namaza, bir tek namaza mazhar olabilseydim. Peki, hemen bitiriyorum. Üç tane cemaat var. Beyazıt'taki ve İstanbul'daki, bütün dünyadaki. Ondan sonra bütün mevcudat, ağaçlar, bitkiler, sonra vücudum. En azı bitiriyor. Demek ki kim diyor? Latife-i Rabbani. Arkadaşlar, İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn diyen Latife-i Rabbani'dir. İyâke nâbudu, kalbimdeki Latife-i Rabbani'ye, İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn, o cemaat namına diyor. Ben hızlı okuyayım çünkü saatim geçti, gördüm bir saat oldu. Nasıl evvelki iki cemaattan da, ha bu arada söyleyeyim kimse gitmesin, çift köfte var size diyeyim. Bak müjdeyi de vereyim. Arkadaşlar aldılar, Allah razı olsun, size ikram edecekler, gitmeyin. Nasıl ki evvelki iki cemaatte de lisanım o iki cemaat uzmayı niyet ederek demişti. Niye soktum o dersin içine? Derse yeniden bir aktif olun diye. Elhasıl na'budunun şu üç cemaate işaret ediyor. Nun. İyâke ne'daki üç cemaate nun üçe işaret ediyor. İşte bu haletteyken birden Kur'an hakimin tercümanı ve mübelli olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münevvere denilen manevi minberinde şahsiyet-i maneviyesi haşmetiyle temessül ederek ya eyyühen nâsı budu ya eyyühen nâsı ubudu rabbukum hitabını manen herkes gibi ben de işitip ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz. Ya eyyühen nâsı ey insanlar budu rabbukum Rabbinize ibadet ediniz. Abdolunuz hitabını manen herkes gibi ben de işitip o üç cemaatte herkes benim gibi ya kene'budu ile mukabele ediyor. Tahvil ettim. İza sebete şe'u sebete bi levazimihi levazımatı ile sabit olur. Kaydesince bu kaydedir. Ayet değil. Şöyle bir hakikat fırka fikre göründü ki madem bütün alemlerin Rabbi, madem bütün alemlerin Rabbi insanları muhatap itiyaz edip umum mevcudatla konuşuyor. Ve şu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o hitab-ı izzeti nevi beşere belki umum ziruha ve zişura tebliğ ediyor. İşte bütün mazi ve mustakbel zaman-ı hazir hükmüne geçti. Bütün nevi beşer bir meclisi safları muhtelif bir cemaat şeklinde olarak o hitap o surette onlara ediliyor. O vakit her bir ayet-i Kur'an'ı gayet haşmetli ve vusatlı bir makamdan gayet kesretli ve muhtelif ve emniyetli muhatabından nihayetsiz azamet ve celal sahibi mütekelim ezeliden ve makam-ı mahbubiyeti uzma sahibi tercümani alişanından aldığı bir kuvvet-i ulviyetle ulviyet cezalet ve belagat içinde parlak hem pek parlak bir nur icaz içinde gördüm. O vakit değil umum Kur'an ya bir sure ya bir ayet belki her bir kelimesi birer mucize hükmüne geçti. Elhamdülillahi ala nurul iman vel Kur'an dedim. O aynı hakikat olan hayalden nabudununa girdiğim gibi çıktım. Nun'a girmiş. Şimdi nurdan çıkıyor ve anladım ki Kur'an'ın değil ayetleri, son cümle, Kur'an'ın değil ayetleri, kelimeleri, belki nunu nabudu gibi bazı harfleri dahi mühim hakikatların nurlu anahtarlarıdır. Bir daha okuyayım. Kur'an'ın değil ayetleri, kelimeleri, belki nunu nabudun gibi, yani nun harfi gibi bazı harfleri dahi umum hakikatların nurlu anahtarlarıdır. Abi bir şey söyleyeyim. Yapalım. Burada şunu anlıyorum. Nunu nabudu derken nabudu'daki nun değil. Nabudu'daki nun. Harika. Yani orada söylenirken mesela diyelim ki Araplar diyelim ki bir tane şey yaptı. Orada
maddeyi şu şu yazacak, nun harfini kullanıyor. Oradaki nun harfi değil diyor. Arapların coğrafya, fizik kitaplarında nun kullanıyor. Evet. Oradaki nun değil, İyâke nâbudû ve İyâke nestaîn'deki nun. Yani Kur'an'ın her harfi canlı, ruhlu... Oradaki, orada kullanıldığı, öncesi sonra mesela çok acayip, maşallah. Harika, tebrik ederim. Çünkü İyâke nâbudû'daki... Ne güzel, çünkü aşağıdaki şey çok güzel söyledi. İzâ sebete şe'û sebete bi levâzimihi. Bu çok acayip bir şey. Bu acayip bir kaydı. O dediğini tasdikliyor burada. Yani bir şey sabit olursa levazimatı ile sabit olur. Bu izâ sebete şey'u sebete bi levazimihi. Bu nun, yani ya kenabudu'daki elif ye ke, ondan sonra nun geliyor. Ne'abudu. Yani bütün hepsiyle beraber burada nun. Senin imanına benzemiyor. İman ama benzemiyor. Nabudu'nun nunu ayrı bir nun. Başka yerde kullandığı Kur'an'da nun ayrı bir nun. Farkları benim imanım, senin imanın. İkisi de iman ama farkları... Evet. Buradaki dizilişte diğerlerinden aldığı belagat ve fesahat diyor. Evet. Uzattığım için özür dilerim. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Ya rabbel alemin. Kim bize nasıl dua ediyorsa, kim bizden ne istiyorsa, kimin bizde hakkı varsa, kim hizmet imanı Kur'an ile alakadarsa, onları ve bizi ve bizi sevenleri ve bizim sevdiklerimizi şeytanların, cinlerin, erba-ı habiselerin, mevad-i şerirelerin, nefs-i emmarenin, vehim ve vesveselerinden hıfz-ı emin eyle ya Rabbel Alemin. İman-ı kamil ve hüsn-ü hatime ver, hizmet-i imaniye Kur'an'ı de daim kayyum saim eyle. Hizmet-i imaniye Kur'an'ı de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kemâ ile mazhar eyle ya Rabbel Alemin. Vâhır davâhu menil